Milli Muharip Uçak'ta ilk parçalar imal edilmeye başladı ve bu konuyla da ilgili bir kamuoyunda neler yapılıyor ediliyor gibi çok sayıda soru var. Sayın Temel Kotir Profesör Doktor TUSAŞ Genel Müdürü, hocam ilk parça neyi ifade ediyor? Biraz onu sormak istiyorum size. Bir şey. İşaret bir şey o. Biz şimdi 2016'dan beri çalışıyoruz. Gömerik tasarımlar, yapısal tasarımlar, analizler, rüzgar tünelleri bitti. Şimdi onun sonra yapısal tasarımlardan bittikten sonra, hepsi bitmedi ama bir kısım bitti. Ondan sonra o parça parça uçaklar parçalanan meydan gelir. O parçaları birbirine bağlarsınız. Ya bunları perçinlersiniz, bilirsiniz onu. Ya yapıştırırsınız, çok az olur. Ya da bunları bir bolt, bir vida sistemi tutursunuz. Dolayısıyla o bizim ilk parçamızın CNC tezgahından çıkışıydı. Hangi metalden yapıldı? Alüminyum. Tabii savaş uçakları hafif olsun, güçlü olsun diye titanyumdan bu kısımlar olur. Çünkü burada motor var. Motor olunca sıcak oluyor. Sıcak olunca, yani sıcak olunca 200-300 derece, yani öyle 1000 derece düşünmeyin. O zaman alüminyum yetmiyor, titanyum oluyor. Titanyum var, alüminyum var ve üzerindeki kaplaması, yani skin, gövdesi de bunun kompozit, karbon kompozit. Avionik ile arka bölümü ayıran bir parça. Aslında da bu parçanın bir mesajı, işaret fişeği dediniz. Teknik anlamda var mı? Aslında o bizim herhangi bir parçamız. Yani belirli bir sıraya göre yapıyoruz. O parçamız bu. Ama ilk parçayı kestiğiniz zaman ben parçamı kestim dersiniz. Kime? Şirket içine dersiniz. Onun için tören yaparsınız. Yaptık zaten. Yani orada SSB'den, Hava Kuvvetleri'nden arkadaşlarımız da katıldı ona. Bir de tweet attık. Tabii tweet atmamız normal, sevincimiz var. Ama algısı biraz farklı oldu. Algılar önemli değil. Burada önemli olan bu uçağın yapılması. Öyle. Algı oluşturulan şunu diyorlar. Bir parça yaptı, sonra bir parça daha yapacak. Tamam, uçak bitecek. Ya bunu imal edilmesi, ilkinin bile imal edilmesi, onun öncesinde yapılan zahmetin %15'idir. Sonra sırada neler var? Nasıl, hangi parçaları yapacaksınız? Bütün parçalar yapılacak bunu tek tek. Bunlar şimdi alüminyum bloktan, o CNC tezgah bunları çıkarıyor, için boşaltıyor hafif olsun diye. Biz böyle parça parça yapmayız. Olabilir büyük parçalar yaparız. Bu yaz ortası itibariyle bunun gövdesi ortaya çıkmaya başlayacak. Ondan sonra yıl sonuna yakın gövde bitecek, içinde motor yerleşecek, hidrolikleri konulacak ve 18 Mart'ta motor çalıştırılacak. Motor çalıştırıp fabrikadan çıkartacaksınız. Çıkaracağız onu. Tabii dışarı çıkarırsınız onu, çünkü hangarda tutmasanız. Çünkü özel bir hangara gider daha doğrusu. Çünkü üzerine yakıt olduğu için orada tutmasanız onu. Ondan sonra da 2 yıl boyunca üzerine test yaparsınız bunun. O sistem çalışıyor. Yani bunun üzerine test yapmıyoruz. Aynı zamanda bunun hani Iron Bird diyor, demir kuş diyorlar ya. Yani uçağın bütün sistemlerini uçak olmayan bir formda birbirine bağlıyorsunuz. Mesela iniş takımları üzerinde aşağı iniyorlar. İnerken alttan ona bir kuvvet, 30 ton kuvvet uyguluyorsunuz. Veya flapları burada aşağı indiriyorsunuz. Uçarken şok dalgalarına kadar kuvvet uyguluyorsunuz, o kadar kuvvet uyguluyorsunuz. Dolayısıyla bunu hepsini mimik yapıyorsunuz, yani test demek bu. Havaya kaldırmadan önce, havaya kalkarsa bunun üzerine ne gelecekse, ne kadar kuvvet gelecekse, nereden derse olacaksa, onların hepsini tek tek yapıyorsunuz. Bu odur. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama son bir soru daha sormak istiyorum. CNN Türk'teki röportajınızda Hürkuş'u teslim etmeden bir ihracat başarısı olabilir dendi. Çok fazla soru geliyor bununla ilgili. Hürkuş teslim edilecek Allah'ın izniyle ama tabii biz imza attık. Teslimatta bahsedeceğiz, nerelere nasıl veriyoruz. Savunma sistemleri böyle satılıyor zaten. Zaman alıyor, karşılıklı görüşmeler yapıyorsunuz. İmzamızı attık, bitti. Yani teslimat açısından yani. Ne zaman görebiliriz Hürkuş'u Türk Hava Kuvvetleri'ne? Hava Kuvvetleri'ne zaten veriyoruz. Bu da DOS ülkeye de göreceğiz. 6 ay içinde bekleyin. 6 ay içerisinde dost bir ülkede inşallah Hürkuş orada da uçacak ve ihracatınız ülkeyi koruyacak. Bitti, ülkeyi koruyacak. Yani şu anda yani Anka ihracatımız, Hürkuş olsun. Şimdi Gökbey'i bekliyoruz. Uydu ihracatınız? Uydu ihracatımız, Atak ihracatımız Allah'a şükür yoluna girdi. Girdi. Ürünler artık yurt dışı ülkelerde de daha fazla tabii, göreceğiz. Tabii bunu bir tane yapıyoruz. Yani aslında bir tane yapmıyoruz. 12 tane yapıyoruz. Prototip dediğimiz bu. Bunu bitirip sertifikasını alana kadar da bir göbeğimiz çatlıyor. Normaldir. Bütün çalışmalar, bütün paralar bunun için. Ama ondan sonra seriye dökülünce çok hızlı gider bunlar. Röportaj sırasında şey dediniz. Bir milli muharip uçağın maliyeti açısından 10 milyar dolara, 15 milyar dolara
F-35 yapıldı. 15 değildi, o 60 o. Öyle diyorlar yani. Türkiye'nin şeyini... Tabii onlar tabii 3 tane yaptılar, bir tane yapmadılar yani. 3 değişik modeli var onun. Ama böyle bir uçak aşağı yukarı 10 milyar dolar gibi olur. Tabii tam rakamları böyle konuşmak kadar şey olmayabilir, rahat olmayabilir. Pahalı bir şey yani sonuçta ama yılda 24 tane yaparsanız 2.4 milyar dolar yapıyor. Yıllık üretimimiz 24 tane olacak. Çok teşekkürler, sağ olun, iyi fuarlar diliyorum. İnşallah, teşekkür ederim.